özgürlük, bağımsızlık ve demokrasimizi milletimizin sizin önderliğinizde gerçekleştirdiği kurtuluş mücadelesine borçluyuz. Cumhuriyetimizin en önemli değerlerimiz olduğunun bilinciyle bizlere emanet ettiğiniz güzel vatanımıza sahip çıkıyoruz ve hiç şüpheniz olmasın ki bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarma hedefiyle yürüdüğümüz çağdaşlaşma yolunda ilke ve devrimleriniz en büyük rehberimizdir. Tekirdağ halkı olarak her zaman ve her koşulda güzel vatanımızı koruyacağımıza ve cumhuriyetimizi yaşatacağımıza söz veriyorum. Veriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta şahsınız olmak üzere silah arkadaşlarınızı, canlarını vatanımız uğruna feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, şükran ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun. Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Garnizon Komutanım, değerli katılımcılar, Tekirdağ'ın vatan sevgisi, yurt sevgisi, cumhuriyet sevgisi, Atatürk sevgisiyle dolu saygıdeğer hanımefendileri, beyefendileri ve saygıdeğer basın, sizleri böyle güzel bir günde Tekirdağ'ımızın kurtuluşunun 96. yılının verdiği ve ilk günkü heyecan ve mutlulukla Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tarihin kadim şehirlerinden Tekirdağ'ımız 6000 yıllık bir geçmişe sahiptir. Ve 6 defa da isim evrimi geçirmiştir. Tekirdağ olarak da kurtuluşumuzdan bu yana 96 yıldır her 13 Kasım'da hiç değişmeyen, eksilmeyen bir heyecanla, mutlulukla ve gururla kurtuluşumuzu kutluyoruz. Ben Tekirdağ'ın ilk ve kurucu Büyükşehir Belediye, böyle bir şehirde ilk ve kurucu Büyükşehir Belediye Başkanı olmanın mutluluğunu ve onurunu yaşıyorum. Bana bu onuru yaşatan Tekirdağlı bütün vatandaşlarımıza bir kez daha 96. yılımızda saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sevgili hemşehrilerim, bugün 13 Kasım, güzel Tekirdağımızın Kurtuluş Bayramı. Hepimiz için mutlu ve gururlu bir gün. Tarih bilinci, vatan sevgisi ve bağımsızlık ruhuyla birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz böyle bir günde Tekirdağ'ın kurtuluşun 96. yıl dönümünü kutluyoruz. Bir ülke düşünün. Cebren ve hile ile vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş. Daha da kötüsü, iktidar sahipleri şahsi menfaatlarını milletin menfaatlarından üstün tutar hale gelmişler. İşte böyle bir dönemde istiklal ve hürriyet benim karakterimindir diyen ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak milli mücadeleyi başlatmıştır. Milletimiz atamızın önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nda düşman ordularının yenilgiye uğratarak şanlı bir destan yazmıştır. Savaş meydanlarında kazanılan büyük zaferler Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ile taşlandırılmıştır. Tarihten aldığımız dersler sayesinde vatanımıza, cumhuriyetimize ve atamızın mirasına sahip çıkıyoruz. Ve bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz. En büyük değerimiz olan Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkardığımız günleri hep beraber görebilme ümidiyle tüm Tekirdağ halkının Kurtuluş Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor. Ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum. Sağ olun.